Evet, yeleğimize başlarken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları olacak. Bir kere 3 ayrı parça örmeyeceğiz. Tek bir parça üzerinden yapacağız. Sonrasında gövdeyi çıkaracağız, arka gövdeyi çıkaracağız, ön göğüs kısımlarını çıkaracağız. Dolayısıyla tek parça şeklinde örmüş olacağız. Çekeceğiniz zincirde üzerinizde ölçerek gitmeniz lazım. Yani bir zincir sayısı ya da santim sayısı veremem. Çünkü herkesin kalça ölçüsü, bel ölçüsü farklı olduğu için üzerinizde ölçerek gideceksiniz. Yeleğinizi nereden başlamasını istiyorsanız oradan ölçüyü alacaksınız. Az sonra anlatacağım şekilde. Bu arada kullandığım ip Nakovizon ve normalde 5 numarayla örülen bir ip ama ben onu 6 numarayla öreceğim. Dokusu sert olacağı için biraz yumuşak tutmak istiyorum. Dolayısıyla 1 numara büyük tığ kullanırsanız çok daha düzgün olur. Şimdi zincirinizi çekiyorsunuz. Gövdenizde ölçerek çekeceksiniz ama zinciri çekerken tavsiyem sıkı bir zincir olmasın. Gevşek bir zincir olsun. Hatta 1 numara büyük tığ kullanabilirsiniz gevşek olması için. Şöyle yapacağız. Vücudunuzda bu zinciri böyle tüm vücudunuzu kaplayacak şekilde ölçeceksiniz. Yani arkadan öne doğru. Burası arkası. Bunlar da ön iki parça olacak buralarda. Şimdi ben küçük bir parça üzerinde gösteriyorum. Sonra büyük parça üzerinden devam edeceğim. Bunu çocuklar için de yapabilirsiniz, kendiniz için de. Çünkü ölçümü kolay olduğu için çocuğunuzun ya da kendinizin etrafında ölçüyorsunuz bu şekilde. Bakın burası arka taraf. Buralar ön taraf. Arada, şu arada 3 parmak kalacak kadar, 3 parmak kalacak kadar bırakıyorsunuz. Ölçümüz bu. Gövdenizin çevresinde ölçüyorsunuz. Kalçanıza mı denk gelmesini istiyorsunuz? Belinize mi denk gelmesini istiyorsunuz? Nereden başlamasını istiyorsanız başlangıç noktasını oradan ölçüyorsunuz. Arada 3 parmak kalacak şekilde bırakıyorsunuz. Bu şekilde. Çok sıkı ölçmeyin. Hafif bol ölçün. Yani sıkı sıkı ölçerseniz yelek için uygun bir ölçüm olmaz. Yeleğin biraz daha dökümlü ve bol durması gerekiyor. Arada 3 parmak kalacak şekilde ölçümünüzü yaptınız. Şimdi trabzan şeklinde gideceğiz ama trabzan şeklinde bir parçayı örmek oldukça zordur. Neden zor? Çünkü başlangıçları ve sonu doğru batmalar yapmazsanız, trabzanları doğru ayarlamazsanız sola doğru genişler, sağa doğru genişler ya da daralma olur eksik örerseniz. Şimdi ben size püf noktalarını anlatarak gideceğim küçük bir parça üzerinde. Siz bu zinciri komple baştan sona öreceksiniz. Bu şekilde gideceksiniz, döneceksiniz. Yani bu parçayı büyüteceğiz. Uzun bir zinciriniz olacak. Dediğim gibi çok küçük bir parça üzerinde anlatacağım. 3 tane zincirle başlıyoruz. Başlangıç noktamız burası diyelim ki. İkili trabzanı yaptık. Her bir zincir boşluğuna ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidiyorsunuz. Her bir zincir boşluğunun içine bir tane ikili trabzanı yapıyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Böyle ileriye gidiyorum. Komple ördünüz, sıranın sonuna geldiniz. Şimdi burası çok önemli. İyi anlamanız gerekiyor. 3 tane zincirle yukarı çıktınız. Döndünüz. Bakın, burada eğer şuraya batarsanız sağa doğru genişleme yapar trabzanlar. Yani büyüdükçe parça genişleme olur. Başlangıçta yapmanız gereken şey bu ikinci trabzanın. Bakın bu ikinci trab buraya değil. İkinci trabzanın bunu biz ilk trabzan kabul ediyoruz. İlk trabzanın üzerine yapılmış trabzan kabul ediyoruz bu üç zinciri. İkinci trabzanı hafif sol üstünde bir nokta var bakın. Buraya yaparak ikinci trabzanımızı yapmış oluyoruz. Sonrasında üçüncü trabzanımızın üzerine bir trabzan. Bakın dördüncü trabzanın tam tepe noktasındaki boşluğa bir trabzan. Ve bu şekilde sıra sonuna doğru ilerleyeceğiz. İlerlediniz. Sıranın sonuna geldiniz. Bakın. Burada hep kaçırılan bir şey var ki o da son bölüm. Şurasını hep kaçırılır genelde ve dolayısıyla daralma olur eğer burayı unutursanız. Burada sondan üçüncünün üzerine bir tane trabzan yaptım. Sondan ikincinin üzerine de bir trabzanı yapıyorum. Ve çok küçük model üzerinde anlatıyorum.
Bakın sondan ikincinin üzerine de trabzanı yaptıktan sonra şurayı kaçırmayın. Buraya da mutlaka bir tane trabzanı yapıyorum. Böylelikle kenar düzgün çıkıyor yukarıya. Tekrardan yine 3 zinciri çekiyorum. Döndüm. 3 zinciri çektikten sonra bu 3 zincir birinci trabzana ait olan trabzan gibi kabul ediliyor. Sonra ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Üçüncünün tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Dörde ve sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıranın sonuna geldiğimde bakın buraya bir tane trabzanı yapıyorum. Burada bırakmıyorum. Burada bırakırsam çünkü modelim daralacak. Burayı unutmuyorum. Bunun da tepe noktasına mutlaka bir tane trabzanı yapıyorum. Zaten bakın burada düzgün genişleme ya da daralma olmayan bir kenar oluşuyor. Dolayısıyla doğru bir şekilde ilerlediğimi görüyorum. 3 tane zincir çekip tekrar döndüğümde yine buradaki ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru ilerleyeceğim. Komple büyük parça üzerinde çalışacaksınız. Siz ben çok küçük bir model üzerinde gösterdim. Bakın buradan buraya kadar benim kullandığım ip ve tığ kalınlığına göre 23 sıra ördüm. Siz daha ince bir ip ve tığ kullanıyorsanız daha fazla sıra örebilirsiniz. Benim yaptığım yelekten daha uzun bir yelek istiyorsanız yine 25-26 sıra kadar örebilirsiniz. Burada işaretlediğim yer örgümün tam orta noktası. Yani şuradaki trabzan sayısıyla buradaki trabzan sayısının birbirine eşit olması lazım. Sayacaksınız. Sonra yapacağınız şey bunu buraya en başta ölçü alırken yaptığımız gibi bunu da bu noktaya getirmek. Bakın. Arada yine 4 parmak kalacak şekilde burada size anlatmıştım böyle 4 parmak ya da 5 parmak neyse kalacak şekilde ayarlamanızı yapmak. Bunu yaptıktan sonra buradaki bakın trabzan sayısı şurada da şurada da eşit olacak. Kol için burada bir pay bırakacağız kol için. Bu ne kadarlık bir pay olacak? Bu şuradan itibaren 1, 2, 3 tane trabzanlık pay olacak. Ve buradan işaretimi bırakacağım. Çengelli iğneyle bakın 1, 2, 3 tane trabzanlık bir boşluk bıraktım. Şimdi yapacağım şey artık ön parçayı örmek. 2 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. En başta da söylediğim gibi buraya değil şu trabzanın tepe noktasına batıyorum. Ve çengelli iğneyle tutturduğum yere kadar ilerleyeceğim. İlerliyorum. Bu şekilde. Bakın çengelli iğneyle tutturduğum yerde burada artık son trabzanım var. Buraya en son trabzanı yapıyorum. En son trabzanı yaptım. 2 ya da 3 tane zincirle yukarı çıkıp dönüyorum. Bundan sonra sadece ön tarafı öreceğim. Ön sağ taraf ya da sol taraf işte nereye örüyorsanız. Buradan itibaren tekrar yine aynı teknikle ikinci trabzanın tepe noktasına batarak 3 zincir ya da 2 zincirden sonra tekrar yine böyle gidiş ve geliş şeklinde uzatacağım. Yani buradan buraya kadar trabzan, sonra döneceğim trabzan ve bunu bir miktar yukarıya doğru uzatacağım. Bu şekilde. Sıranın sonuna geldiğimde yine bakın şunun üzerine yaptım ve en son trabzanın tepe noktasına batmayı hiçbir zaman unutmuyorum. İki zincirle ben gevşek ördüğüm için o şekilde yapıyorum. Yukarı çıktım. Sonra tekrar yine bakın buradan böyle bir sütun yukarı çıkacağız. Böyle sütun gibi şurayı yukarı çıkacağız. Bu şekilde gideceğiz, geleceğiz ve belli bir uzunlukta öreceğiz. Ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Sonra biraz eksiltme yapacağız sıranın sonlarına doğru. Evet bakın şimdi 16 santim kadar böyle ördüm. Benim ip ve tığ kalınlığıma göre toplam 12 sıra oldu. Şimdi biraz hafif eğim yapacağız burada.
şu taraftayım, yani dışa bakan taraftayım. Böyle katladığımda içe bakan taraf olacak burası. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle yapacağım. 3 tane zincir çektikten sonra şöyle yapıyorum. Bakın şimdi normalde şunun üzerine batmam gerekiyor ama bir eğim oluşturmak için buradan bir değil, iki değil, üçüncünün tam tepe noktasına batıyorum ve burada bir eğim oluşturuyorum. Bakın böyle bir eğim oluşturuyorum bitmesine yakın. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yine normal şekilde trabzanlarımı yapacağım. Eğim oluşturduktan sonra sıranın sonuna geldim. Normal iki zincirimle yukarı çıkıyorum. Ve tekrar yine normal şekilde ikinci trabzanımın tepe noktasına batarak tekrar ilerliyorum sıra sonuna kadar. Şimdi sıranın sonu çok önemli. Bakın burada bu 3 trabzan kaldı. 1, 2, 3.'sü zaten eğimli. Şimdi şu ilk trabzanın tepe noktasına battım. Bu trabzanın da tepe noktasına batıyorum. Ve burada kesiyorum artık. Başka batacak bir yer yok. Bakın şu eğimli olan trabzanla normal trabzanın tam orta noktasına batarak burada bitirdim. Tekrar dönüşümü yapacağım buradan. Döneceğim. Şöyle döneyim ki düzgün anlaşılsın. Bakın hafif bir eğim oluşturuyorum yavaş yavaş. 1, 2, 3 zincirle yine şöyle yapıyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına bir eğim daha oluşturdum. Yavaş yavaş sola doğru kayıyor yaptığım iş. Ve sıra sonuna kadar yine trabzan yaparak ilerliyorum. Kadar böyle bir küçük minik oyuntu oluşturacağım sadece. Ciddi bir oyuntu değil. Sırayı bitiriyorum. Normal yine 2 ilmekle yukarıya çıktım. Döndüm. Tekrar yine bakın ikinci trabzanımın tepe noktasından arka yüzdeyim. Devam edeceğim sıranın sonuna doğru. Evet, sıranın sonuna doğru ilerliyorum. Bakın buraya bir tane trabzan ve sonra kalan şuraya da en son trabzanımı yapıp yukarı çıkıyorum. Tekrar şöyle döndüreyim ki düzgün anlaşılsın. Bakın böyle minik bir eğim oluşturmuş olduk. Artık bu son eğimli sıram. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına batarak bir eğim daha oluşturmuş oluyorum. Böyle sıranın sonuna kadar gideceğim. Kol açıklığım da belli bir noktaya erişti zaten. Bayağı açık bir kol oldu bu. Bu sıranın sonunda artık bitiriyorum. İpimi keseceğim ve bırakacağım. Evet, bakın yeleğin bir kanadı bitti. Bir oyuntu yaptım. Ne kadar ördüm? Buradan kol oyuntusundan yukarıya kadar 22 santim. Benim ördüğüm tığ ve ip kalınlığına göre 17 sıra kadar oldu. Burada ne yapacağız? Burada şöyle yapacağız. Diğer kanadı örerken, ön tarafı örerken kaç tane trabzanım varsa burada sayacağım. Aşağıdan sayın tabii, yukarıyı saymayın. Eksiltme yaptık çünkü. Şurada kaç tane trabzan yaptıysam o kadar sayıda buraya trabzan yap. Mesela 25 tane mi trabzanınız var? Burada da baştan itibaren 25'i sayıyorsunuz. 25'i bitirince oraya işaretinizi koyuyorsunuz. Ve oradan itibaren örmeye başlıyorsunuz. Ama örerken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu taraftan başlamayacaksınız. Çengelli iğneyi koyduğunuz taraftan başlıyorsunuz. Çünkü diğer tarafı, burası ön yüzümüz. Oradan başlamıştık. Burada da yine dikkat etmeniz gereken bir şey var. Başlangıç noktam, bakın bu trabzan. Bunun tepe noktasından zincir çıkaracağım. Sonra bakın başlangıcım bu birinci, ikinci trabzanım bu. Onun tepe noktasına batacağım. 25 tane ise sıra sonuna kadar 25'i bulmak zorundasınız. Bir tarafta az, bir tarafta çok yaparsanız dengesiz bir görüntü oluşur.
O yüzden sağ tarafta kaç trabzanla devam ettiyseniz sol tarafta da o kadar trabzanla devam ediyorsunuz. Sıranın sonuna geldim. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bir tane bunun tepe noktasına, en son bölüme batmayı, şuraya da batmayı unutmuyorsunuz. Bakın kenarda dümdüz bir görüntü var. Ne genişleme oldu ne daralma oldu. Dikkat ederek giderseniz sizin de olmaz. Tekrardan yine aynı sayıda trabzanı sol tarafa doğru örmeye başlıyorsunuz. Burada işaretli olan bölümde zaten burada kendini belli ediyor. Bitiş noktanız burası. Yine ben 12 sıra boyunca burayı bu şekilde öreceğim. Tekrar diğer tarafa doğru bir eğim oluşturana kadar. Şimdi diğer tarafa doğru eğim oluşturmak kolay değil. Onu da şimdi göstereceğim size. 12 sıra ördükten sonra. Yani 12 sıra dediğim aslında 16 santim örüyorum. Sizin ip ve tığ kalınlığınıza göre sıra sayınız dediğim gibi değişebilir. 12 sırayı bitirdim. Yine burada 16 santim kadar ördüm. Aynı diğer tarafta ne kadar ördüysem o kadar ördüm. 13. sıraya başlarken burada eğim yapmayacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Normal şekilde başlıyoruz yine. Eğimli başlamıyoruz. Normal yine ikinci trabzanımın üzerine, üçüncü trabzanımın üzerine normal biçimde örüyorum. Sıra sonunda eğimi yapacağız. Sıranın sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3 tane trabzanım var. Şimdi bu buraya da trabzanımı yapıyorum. Normalde buraya 1 ve 2 tane trabzan yapmam gerekirken bunu atlıyorum. Bunun üzerine tepe noktasına trabzan yapmıyorum. Sonuncuya yapıp o şekilde bir eğim oluşturuyorum. Tersten geldiğim için. Bu şekilde. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Normal yine bakın ikinci trabzanımın tepe noktasına, sonrasında üçüncü trabzanımın tepe noktasına, dördüncü trabzanımın tepe noktasına olmak üzere normal şekilde ilerliyorum. Yani dönüşlerde eğim yapıyorum. Başlarda eğim değil, dönüşlerde eğim yapıyorum tersten geldiğim için. Bu sırayı bu şekilde her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak bitireceğim. Sıranın sonuna geldim. Yine aynı şekilde arka yüzde olduğum için bu şekilde bitiriyorum. Normal yine her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak iki zincirimi çekip dönüyorum. Döndüm. Yine ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan. Yine her bir trabzanın üzerine trabzan yapıp sıra sonunda eğimimi oluşturacağım. Tekrar sıra sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3 tane trabzanım var. Bunun üzerine yine trabzanı yapıyorum. Burada sondan ikinciyi atlıyorum. Onun üzerine trabzan yapmak yok. En son trabzanın üzerine bir trabzan yaparak ikinci eğimli bölümümü oluşturuyorum. Bakın burada da sola doğru bir eğim başladı. Tekrar iki zincirle yukarı çıkıyorum. İkinci trabzanımın tepe noktasına bir tane trabzan. Üçüncünün üzerine her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak arka yüzde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundayım. Yine her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak sıra sonundaki trabzanın üzerine de bir trabzan yaparak devam ettim. Artık son sıradayım. 17. sıradayım. Ve yine ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan yapıp sıra sonundaki son eğimi oluşturduktan sonra artık bitireceğim. Sıranın sonundayım. 17. sıradayım. Sondan üçüncünün üzerine de trabzanımı yaptıktan sonra bu trabzanı atlayıp en son trabzanın üzerine bir trabzan yapıp son eğimi oluşturuyorum. Bir tane zincir çekip sağlamlaştırıp biraz uzun keseceğim dikişe pay bırakmak için. Ve iki taraftaki yani ön taraflarımız artık bitmiş oluyor. Bakın her iki ön tarafımız bitmiş oluyor. Sırada arka tarafı yapmak kalıyor. Bunlar biraz dar oldu gibi gelmesin size. Üzerine yaka öreceğimiz için bunlar genişleyecek. Şimdi her iki tarafı da bu şekilde ördük. Ördük. Arka yüzdeyim. Arka yüzü nasıl yapacağım? Şu şekilde yapıyorum. Bakın. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 trabzan bir ara veriyorum. 6. trabzanın tepe noktasından
Tığımı geçiyorum. İpin izince ise 6 ya da 7 tane trabzanlık boşluk bırakın ki burada kol altı boşluğu burası. Buradan itibaren ipimle yukarıya yine 2 ya da 3 zincirle çıkıyorum. Her bir trabzanın bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın tepe noktasından çıktım. 7. trabzanın tepe noktasına yine bir tane trabzan. Sıra sonuna doğru ilerleyeceğim. Orada da bir mesafe bırakacağız. Ben başladım, ilerliyorum. Bakın buraya şimdi bir işaret koydum. Bu neyin işareti? Yine buradaki ön yüzde 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık bıraktım. Bu çengelli iğne ile olan işaretlediğim bölüme kadar yine trabzan örüyorum. Sonuncu trabzanımın tepe noktasına da bir tane trabzanı yapıyorum. Sonra tekrar yine 2 ya da 3 zincirle yukarı çıkıp burayı şuradaki başlangıç bölümüne kadar, başladığım bölüme kadar, burada 5 tane ara vermiştim. Buraya kadar gidip gelerek toplamda 17 sıra yine oluşturuyorum. Dediğim gibi benim ipimin kalınlığına göre 17 sıra. Siz ince bir ip kullanıyorsanız 19 sıra da örebilirsiniz. Yani 22 santimi bulana kadar. Ve arka yüzü de şu şekilde önden göstereyim size. Arka yüzü de 17 sıra olarak ördüm dümdüz. Böyle hiç eksiltme falan hiçbir şey yapmadık. Şöyle yapacağız. Burayı şurayla ister tığla ister iğneyle birleştireceğiz. Ters tarafı arkaya bakacak şekilde, yine ters tarafı bana bakacak şekilde omuzdan ben iğneyle birleştireceğim. Tığla da birleştirebilirsiniz, sorun değil. Karşılıklı olarak dikerek hem burayı omuzdan hem de bu tarafı yine bu şekilde omuzdan birleştirerek dikeceğim. Sonra yaka yapımına geçeceğiz. Diğer tarafı da yine aynı şekilde. Burayı diktikten sonra diğer tarafı da aynı şekilde dikerek yaka yapımına başlayacağız. Şimdi yakayı isterseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. İsterseniz bir ton koyusu, bir ton açığı ya da elinizde ebruli ip varsa o da hoş olur. Ebruli bir yaka örmek de güzel olabilir. Fikir olarak söylüyorum. O şekilde devam edebilirsiniz. Ben 1-2 sıra kendi rengiyle geçeceğim. Sonra üzerine bir ton koyu geçmeyi düşünüyorum şimdilik. Bu şekilde bitirdim. Şimdi artık ön yüzünü çeviriyorum. Mutlaka ön yüzünü çevirin. Önden yakayı öreceğiz çünkü. Ön yüzden yakayı ben kendi rengiyle başlayacağım. Sonra birkaç sıra sonra belki rengi değiştirebilirim. Yani siz direkt farklı bir renkle de başlayabilirsiniz. Şuradan tığımı geçirdim. 3 tane zincirimi çektim. Boşluğun içine bir tane trabzan. Sonra bakın, şimdi buralarda her bir trabzanın arasında bir boşluk oluşmuş durumda. Bu boşlukların içine ben ikişer tane trabzan yaptım. Ben çok sıkı ören biri değilim. Bu arada 5,5 numara tığ kullanıyorum. Yani bir yarım numara küçülttüm tığımı. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Biraz daha sert durmasını istiyorum yakanın. Çok da küçültmeyin. Baktınız kasma yaptı burada. Bazı yerlere 3 de batabilirsiniz. Bakın mesela biraz kasma yapıyorsa araya bir tane ekstradan batabiliyorum gibi düşünün. Ama ben mümkün olduğunca hep aynı eşit miktarda her boşluğun içine, her trabzan boşluğunun içine ikişer tane trabzan yaparak yukarıya doğru ense oyuntusuna kadar çıkacağım. Ense oyuntusunda yapmamız gereken bir şeyler var. Bakın şimdi buralara her bir boşluğun içine İkişer tane trabzan geçerek yakayı oluşturuyorum. Evet, omuz kısmına doğru ilerliyorum. Bakın buradan yukarı çıktım. Omuza doğru gidiyorum. Ense oyuntusuna geleceğim şimdi. Bakın burada tam birleşme noktasındayım. Bu birleşme noktasına da iki tane trabzan yapıyorum. Sonra şu ense kısmında bakın buraya iki tane yapmıyorum, pardon, buraya bir tane yapıyorum. Bakın şu birleşme noktasının üzerine bir tane yaptım. İpi tığın üzerine aldım, şuraya atlıyorum. Yani burası çok bol olmamalı,
Şuraya atladım ve arkada her bir trabzanın üzerine sadece bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Burada ense bölümünde sadece birer trabzan her bir trabzanın üzerine yaparak ilerliyorum. Bakın yine şurada son buraya bir tane trabzanı yapıyorum. Ve burada birleştirme noktasının üzerine bir tane trabzan. Sonra da oyuntudan itibaren aşağıya doğru diğer ön tarafın kenar bölümünde her bir trabzanın boşluğuna ikişer tane batarak aşağıya doğru ilerleyeceğim. Şöyle göstereyim. Burası ve aşağı doğru ilerleyeceğim. Böyle, böyle. Bu şekilde gidiyorum aşağıya doğru. Böyle komple döndük. Şimdi birinci sırayı tamamladık. İkinci sırada şunu yapıyoruz. 1, 2, 3. Ben bir ton koyuya geçtim. 3. İlk gelen trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Bir tane ördüm. İkincisinin önünden geçiriyorum. Yani lastik örgüye çeviriyorum bunu artık. Sonra tığ arkadan geçiriyorum. Sonra bakın böyle önden. Tığ işi lastik nasıl örülür? Tam olarak anlamadıysanız açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Bir de yorumlar kısmının başına tutturacağım. Bakın böyle bir önden bir arkadan sırayı tamamlayacağız, döneceğiz. Bütün böyle komple tekrar geçtim. Tekrar yine 3 ilmekle yukarı çıkıyorum. Dönüyorum. Bu öne doğru kabartılı olan bölümlerin arkasından tığımı geçirerek yine öne doğru kabartmalı hale getiriyorum. İçeride kalan bu trabzanlarında bakın ip arkada, tığ önde. Böyle önünden geçirerek tığ bu şekilde örüyorum. Burada önünden arkasından geçiriyorum tığ. Diğer tarafta önünden. Evet, yakayla birlikte toplam burada 7 sıra lastik ördüm. Daha az da örebilirsiniz. Yani baktınız dar geldi yaptığınız yelek. O zaman bu lastik sıra sayısını arttırabilirsiniz önünüzün kapanması için. Şöyle yapacağım şimdi. Aşağı tarafa da bu rengi vermek istediğim için. Aşağıya da şöyle bir şey yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bakın buradan yarım trabzan bu şekilde. Böyle ilerleyeceğim. Yarım trabzan. Yine her bir boşluğa iki tane batıyorum burada. Bu renkli bölümde, yani koyu renkli bölümde her bir boşluğun içine iki tane batıyorum yarım trabzan şeklinde. Normal trabzan da, ikili trabzan da yapabilirsiniz. Sonrasında lastik kısmını geçtikten sonra da bakın burada her bir trabzanın tepe noktasına bir tane yarım trabzan yaparak şerit şeklinde aşağıdaki bölümü geçeceğim. Her bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaparak yeleğinizin kalça bölümüne denk gelen kısmında şöyle bir şerit geçmiş oluyorsunuz renkli. Bakın böyle. Aşağı kısmı yani yeleğinizin. Böyle ileriye doğru şerit şeklinde geçeceğim. Böyle şerit şeklinde her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak geldim. Sonrasında bu lastikli bölümde her bir boşluğun içine iki tane batıyorum. Bakın her bir boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, bir, iki,
sıranın sonuna geldim. İpi kestim. Sonra bu kestiğim ipi tığ yardımıyla içeriye alıyorum. Bu şekilde tığ geçirerek içeriye doğru alıyorsunuz. Aldınız. Bakın aşağıda böyle bir görüntü oluştu. Bu şekilde. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Aynı işlemi, yani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama kollarda da yaparsanız daha şık bir görüntü olacak. İki kolda da aynı işlemi yapıyorsunuz. Bakın burada iki tane zincirle ya da üç zincirle başlayıp her bir boşluğun içine şu şekilde 2 trabzan yaptım yanlışlıkla. Yarım trabzan. Kolun çevresini de yine yarım trabzan, her bir boşluğa 2 tane batarak ya da 3 tane, eğer çok sıkı örüyorsanız bazılarını 2 bazılarını 3 yapabilirsiniz. Kollara da aynı mantıkla gidiyorsunuz. Her iki kolda da aynı işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Ve sonrasında yeleğiniz giyime hazır hale geliyor. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Aşağıya geldiğinizde de her bir trabzanın üzerine, hani bu kol aralığı bırakmıştık şurada, burada da her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak devam edeceksiniz ve bitireceksiniz kol çevresini. Aynı metodu diğer kolda da uygulayacaksınız ve yeleğiniz giyime hazır hale gelecek. Hepinize kolay gelsin.